Herkese merhaba. Bugün size bu çok güzel fanuslarla bir şeyler yapacağım. İki boyu var bunların. Altın ve gümüşü var. Biri şu. Biri de bu. Ben birkaç tane şöyle örnek hazırladım. Buna çikolata koydum mesela. Şuna kuş lokumu koydum. Buna büyük boy bir tane lokum koydum. Çok sevdim ben bunları. Çok havalı duruyor. Çok basit, çok kolay yapacağız. Ama böyle havalı havalı duracak. O zaman hemen yapımına başlayalım. Önce şundan başlayalım. Şöyle bu kuş lokumunu böyle sitrece sarıp şurasından şöyle büktüm. Şimdi hemen bir tane şu kuş lokumu olandan yapacağız. Üç renkli şöyle. Şimdi kuş lokumunu streçle şöyle sarıp dibini şöyle büküp içine koydum arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Şöyle üç tane içindeki lokumların renklerinden organza çiçek seçtim. Hemen organza çiçeğimin arkasını, tüllü kısmını alıyorum. Biraz silikon sürüyorum. Hemen karşısına da bir tane diğer rengimi alıp şöyle yapıştırıyorum. Bunu da böyle yapıştıralım. Şimdi bir de yeşilimizi yapıştıralım. Öndekileri biraz şöyle bastırırsak arkadan da yeşil de arkadan görünür. İşte bu kadar. Şimdi bir tane de şunlardan yapacağız. Aynı renk olsun diye içine de organza çiçek koydum. Hemen şöyle bir tane farklı bir renk yapalım. Bir tane organza çiçeğimi hiçbir şey yapmadan şöyle içine yerleştirdim. Üzerine bir tane şöyle çikolata fuşya bu da. Hemen kapağını kapatıyoruz. Bu sefer iki çiçek koyacağım. Yine böyle çiçeğimizin tüllü kısmını alıp silikonu sıkıp diğerini de alıp ikisini şöyle karşı karşıya şu sapına şöyle yapıştırıyoruz. Ortada sap olduğu için direkt birbirine yapışmıyor herhalde. O yüzden şuraya biraz daha silikon koyacağım. Bu da bu renk olsun dedim. Değişik bir renk. Böyle bir çok çok açık somun mu desem, çok açık yavru ağzı mı desem, öyle bir renk. İçinden de aynı renk görününce hoş oluyor. Evet, bunu da yaptık. Şimdi bir de şunlar var. Daha tam bitirmedim. Bunlara birer tane şöyle lokum koydum. Lokumumuzu şöyle streçle sarabilirsiniz. Şimdi bunun tepesine bir parça şöyle minik tüy yapıştırıyorum. Sonra şöyle bir kağıt çiçeğim var. İstediğiniz renk tercih edebilirsiniz konseptinize göre. Ben şimdi beyaz koyayım dedim böyle. Aslında şöyle bir tane kuşum var minik. Çok tatlı. Bunlar paket halinde satılıyor. Yeni gelmiş. Çok hoşuma gitti. Şöyle onu da buraya koyabiliriz isterseniz. Şöyle hemen bir tane tepesine yapıştırdım. Şöyle bir şey oldu. Çok tatlı oldu bence. Buraya bir tane de renkli bir çiçek de koyabiliriz. Nişansa çift kuş koyabiliriz şöyle mesela. İçine iki tane kuş koydum ben. Mavi şeker, bir tane de beyaz şeker. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiç mavi yapmamışım, onu fark ettim. Hemen bir tane şöyle mavili süsleyelim. Şimdi bunu buraya yapıştırdım. Şimdi bunun üzerine hemen bir tane mavi tomurcuk koyacağım. Evet, bence güzel oldu. Rengi de güzel uydu çiçekle. Buna da şu fiyonktan bir tane koyalım.
Çok güzel bu fanuslar. Kahvenin yanında lokumluk olarak da kullanılır daha sonra. Evet arkadaşlar, şöyle şekerleri de göstereyim. Şöyle bakın, dibinden streçle bağladım. Şöyle koydum. Buna mesela kırmızı yapabiliriz. Şöyle çok güzel kırmızı çiçekle süsleyebiliriz. Bordo ile süsleyebiliriz. Böyle şekerin renginde bir tane bordo çiçek koyabiliriz. Buraya isim etiket yapıştırabiliriz. Mesela şuraya da etiket yapıştırabiliriz. Kuşun arka tarafına etikette yapıştırabiliriz. Ben bu kuşluyu çok sevdim. Tam bitirmiştim ki Eti Puff'larım geldi. Ya zararlı falan diyorlar böyle hazır şeyler için ama çok tatlı değil mi ya? Şuna da çikolatalısını koydum. Evde minik kek kalıplarıyla küçük kekler de yapıp koyabilirsiniz. Çok tatlı değiller mi? Bugünlük bu kadar. Aldığım yerleri ve fiyatları aşağıda paylaşacağım. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de yapıp bana fotoğraf atarsanız çok sevinirim yaptıklarınızdan. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.